Evet, herkese yepyeni bir güne selam aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. 18 Nisan 2023 günlerden Salı günü. Kadir gecesini geride bıraktık. Son hızla bayram arefesine doğru gidiyoruz. Rabbim bütün yani herkese bayram Ramazan'ı, Ramazan bayramını yaşayabilmeyi nasip etsin inşallah. Bugün sizlerle beraber iki konu üzerine duracağım. Birincisi, atandıktan sonraki gerekli olan evraklar nelerdir, nerelerden çıkarılır, onlara değineceğim. Ve ikinci bir soru ise bir arkadaşımız sormuştu. Onları da işte videonun sonunda bir parantez açarak söyleyeceğim. Toplum sağlık merkezleri ele alacağım. İşte toplum sağlık merkezlerine atan arkadaşlarımız, genellikle tıbbi sekret arkadaşlarımız ne tür işlerle uğraşacak, neleri bekliyor, toplum sağlığı ne gibi falan filan, onlara değineceğim inşallah. Şimdi arkadaşlar, siz atandınız, hayırlı olsun, uğurlu olsun. Güvenlik soruşturması geçeceksin, arşiv soruşturması sonuçlandıktan sonra göreve başlama duyurusu gelecek. ÇKS, yani www.ÇKS web sitesinden öğrenebilirsiniz. İşte hani zimmete düşme gerçekleştikten sonra atanmış olduğunuz kuruma belli başlı evraklar teslim edeceksiniz. Bu evraklar nelerdir? Onlara bir bir bakacağız ve nerelerden temin edebilirsiniz? Bu soruya geleceğiz. Şimdi ÇKS'den o göreve başlama duyurusu geldiğinde evraklar olacak. Evrakların bir tanesi, bunlardan bir tanesi neymiş? Adli sicil kaydı. Adli sicil kaydını E-Devlet'ten çıkartıp kurumunuza verebilirsin. İkinci bir husus, işte askerlik durum belgesi. Bu erkekler için geçerli. Askerlik durum bildirisini aynı şekilde E-Devlet'ten çıkartman gerekir. Yani şöyle, erkekler için tabii diyorum. Askerlikle bir ilişki olmaması gerek. Yani askerliği yapmış da olabilir veya muaf da olabilir. Bu tür durumu şey yapacak. Yani askeri durumunu indirip kurumunuza verebilirsiniz. Bir diğeri, üçüncüsü ise diplomanın aslı veya işte noter çıkışlı bir diplomanızı vermeniz gerekir. Şimdi arkadaşlar, bazen yani diplomanız olabilir de olmayabilir. Yani şöyle, elinizde olup olmayabilir. Eğer elinizde olmuyorsa, yani daha yeni mezun olmuşsa ve daha diploma işlenmemişse, işte hani mezun olduğunuz kurumunuzdan, yani üniversitenizden temin edebilirsiniz. Size bir noter imzalı bir diploma veriyor. Veya işte bunlara da mahrumsanız, zaten kurumla irtibata geçtikten sonra E-Devlet'ten de işte diplomanızın mezuniyet belgeniz de yeterli olabiliyor. Buna bir parantez açalım aynı zamanda. Mezuniyet belgesi zaten diplomanın bir diğer şeyi. Mezuniyet belgenizi de E-Devlet'ten çıkartıp kurumunuza verebilirsiniz. Bir diğeri, yani beşincisi ise KPSS sonuç sonuç şeyi. Hani atandınız ya, işte bilmem, örnek görüyormuş ki Ahmet şahıs işte falan kuruma yerleştirin, bu kadar puanla, bu kadar puanın sıralamanız veya yani onun ÖSYM üzerinden çıkartıp kurumunuza verebilirsiniz. Ondan sonra en az iki tane fotoğraf. İşte bu fotoğrafta işte anlıyor, 6 ay son 6 ayda çekilmiş falan filan değil. Yani şöyle, fotoğrafa bakıldığında sizin siz olduğunuzu belli edecek bir fotoğraf yani. Yani isterse bir yıl, isterse iki yıl fark etmeksizin. O da 6 ay maksat oradan geliyor. Sizin, yani böyle ben buna baktım da işte bu kişi bana benziyor diyebilmeli kurum. Onu da işte yani yanınızda en az iki tane bulunsun. Bunu da kurumunuza göndereceksiniz. Bir de mal bildirim beyannamesi. Biliyorsunuz ki işte hani memurluk da hani mal bildirim beyannamesi çok çok önemlidir. Onu da sizden isterler. İşte onu internet sitesine, Google'a girdiğimizde mal bildirim beyannamesi dediğinizde karşınıza çıkacaktır. Bunu indirip doldurup ondan sonra kurumunuza vereceksiniz. Sadece bunlardır. Bunların detaylısını şey yaparsınlar. Pek şey değil artık. Yani tamamen artık devlet üzerine çıkartıp veriyorsun falan filan. Bir diğer husus, toplum sağlık merkezi. İkinci sorumuz, toplum yani TSM'ler, TSM atanan arkadaşlarımızın ne bekliyor? TSM nedir? Önce ona bir değinmek gerekir. Şimdi biliyorsun, toplum sağlık merkezinde aynı zamanda ben orada staj görmüştüm. Ya stajım ben orada görmüştüm. Toplum sağlık merkezleri arkadaşlar, bu işte toplum sağlığını ilgilendiren konularda belli araştırmalar, belli planlar yapan, işte risklerini analiz eden, işte bu tür şeylerle uğraşan bir
kurum üzerine, aile hekiminden sonra şey yapan bir toplum sağlık birimidir. Buraya atan arkadaşlarımız şöyle durumla karşılaşabilir. Şimdi bir sekreterler için diyeyim. Yani orada sekreterlik var, hemşirelik var, aile hekimleri var. Tamamen Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir kurumdur tabii. Öncelikle burada herhangi bir öğle mesela hastanelerde yemek vardır ama toplum sağlık merkezlerinde yemek yoktur. Ondan sonra döner sermayesi düşüktür. Teşvik ödemelerinden yararlanabiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Maaş yine aynı maaşlı yani devlet hastanesinde ya da aile hekiminde ya da işte İl Sağlık Müdürlüğü'nde veya toplum sağlık merkezinde çalışırsanız çalışmayın. Fark etmeksizin bütün sağlık teknikerlerin, tıbbi sekreterlerin, anestezi, işte çevre sağlayıcı, laboratuvar röntgen bütün teknikerlerin maaşları ham maaşlar ama. Devletin ödemiş olduğu maaş aynıdır. Teşvik ödemeleri de şu anda aynıdır. İşte döner sermaye değişebiliyor. Şöyle, tıbbi sekreter bu işten ne iş yapıyor? Tıbbi sekreter burada nasıl bir durumla karşılaşabilir. Şimdi biz staj yaptığımız zaman biz sahaya da çıkıyorduk. Ara ara sahaya da çıkıyorduk. Alanlara iniyorduk. Mesela ben Trabzon'da stajını gördüm. İşte bir stajda herhangi bir işte turizm için bir diyelim ki sahil kenti şey yapacak. Önceden toplum sağlıkta belli başlı arkadaşlar çıkıyordu, gidiyordu. Orada bir inceleme yapıyordu. İşte toprağına, suyuna, işte hani oradaki çöplere falan bakıyordu. İşte toplum için sağlıklı mı değil midir? Bunların analizlerini falan yapıyorduk. İşte tıbbi sekreter burada daha çok şeylerle uğraşıyor. Hani raporlama, işte dosya oluşturma, Excel dosyaları oluşturma. Yani oradan gelen raporları analiz ederek şey yaparak kuruma yani nereye gidiyor? İl Sağlık Müdürlüklerine gidiyor ya da bakanlığa gönderebiliyor bizzat. Ya da işte il sağlık müdürlüğüne bilim bölge varsa bölge gönderiyor. Bu tür şeylerle yani toplum sağlık merkezine atanmış bir tıbbi sekreter iseniz daha çok yazışmalar, raporlamalar, dosyalar oluşturma gibi durumlarla şey yapıyorsunuz. Daha sakindir. Evet yaptığınız iş daha resmidir. Daha dikkat etmeniz gereken durumlardır. Veya dilekçeler, e-dilekçeler, e-imzalar çok kullandığınız bir alan olacaktır. Ama hani hastayla birebir temasınız çok nadir olur. Biliyorsunuz orada bir aile hekimleri de var. Çok az bir temasınız olur. Kafanız rahat, sakin olur ama yani çalışma şey olarak daha bir resmi olduğu için bir daha da özen istenecek bir alandır. Öğle yemeği yoktur tabii. Onlara da bilgilendireyim. Yine diğer hususlar aynıdır zaten. İzinler olsun, diğer şeyler olsun. Yani çalışma ortamı olarak bazen yoğun oluyor, bazen daha sakin oluyor. Mesela ay sonları, yıl sonları, işte dönem sonları veya ne bileyim bu tür durumlarda biraz daha tempolu bir şey oluyor. Dönem oluyor ama ondan sonraki şeyde yani bildiğimiz basit sıradan bir günler oluyor. Bunlara da değindikten sonra yine merak ettiğiniz veya sormak istediğiniz sorularınız varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Yorum kısmını elimde geldiği kadar ya cevaplıyorumdur ya da işte hani bu şekilde video halinde sizinlerle paylaşıyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Belki bundan sonra olabilirim de olmayabilirim bayramdan sonrasına kadar. Kendinize iyi bakın. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Güle güle kalın inşallah.